Evreniye'de Beyaz Çınarı 800 yaşında tescilci var. İlk tescil olan, tescil yapılan ağaçlardan bir tanesi. Hemen şu başı boyalı caminin yanında. Mustafa Kara zamanında bu ağaç dikkat çekmiş ve küçük bir levha konmuş. Bakın şu. Korunması gereken kültür varlığıdır diye. Benim çalışmalarım sonunda şube müdürlüğü böyle güzel bir tabela hazırladı. Buraya gitti. Şimdi bu ağacın öyküsü de şöyle. Bakın bu eski bir resim. Burada kayıkhaneler var. Ağacın kökleri bu tuzlu sudan zarar görüyor. Bu olmaması gereken bir şey. Zaten biraz durumu da kritik bu yüzden. Ve daha sonraki çalışmalarla buraya bir set yapıldı. Denizle ilişkisi kesildi. Biraz restorasyon yapıldı. Bulama yapıldı. Bakın tabela buraya konmuş. Bu da ayrı bir şey. Arabalar buraya park edince buraya gelen insanlar bu tabelayı görmeye içeriye giriyor. Halbuki tabelaların da insanların ağacın yanında hemen okuyabilecekleri bir konumda olması gerekiyor. Bakın burada eski zamanda böyleymiş şunlar. Dediğim gibi lokantanın menüsü var. Halbuki burada ağacın tanıtıcı levhası olması gerekiyor. Ağacın etrafı tamamen betonlarla kaplandığı için hava almıyor ve bayağı bir durum kötüydü. Sonradan bunu kaldırdılar. Biraz düzeltme yaptılar. Bakın şu şekilde yağışlarla aralara şey giriyor, yağışın almasını, havalanmasını sağlayan düzenek yaptılar. Yani betonu kaldırdılar da böyle bir taş döşediler. Şu dalın da kopmaması için buraya iki tane payandık koydu. Fakat bu payandık konması çok yanlış oldu. Çünkü bu destek uygun olmadığı için orayı boğdu. Ağacın gövdenin gelişmesini engel olduğu için orası daraldı ve ileride belki kopma durumuna gelecek. Ve iki sene önce fırtınadan ağacın durumu biraz bozulduğu için fırtına dayanamadı ve koptu. Kopunca alttaki dalları da kopardı. İşte bakın bir süre tescilli ağaç olduğu için kimse müdahale bulunamadı. İhaleye çıkıldı. Bu ihale sonucunda işte ödenek çıktı çıkmadı derken İstanbul'dan bir vinç gibi ekip geldi. Sepetli vinç ekip geldi ve sağlam dallara düşmesi olası olan dalları şeyle bağladılar. Çelik telli kuşakta. Ben burada telefon ediyorum, takip ediyorum. Araya bir destek koymadan bağlamayın telli. Çünkü çelikler gövdeyi kesip atıyor. Bunun çok önemliklerini gördüm. Yani bu konuda ne yazık ki orman teşkilatında bu konuda bilinçli kimse yok. Daha işte ihale verilecek, ihale sonuçlanacak, İstanbul'dan ekip gelecek de bu restorasyonu yapacak. Evet, sonunda işte Çevre Bakanlığı böyle yetersiz milli parkların levhasıyla karşılaştırıldığında hem çevreye dayanaksız hem de yetersiz bir tabela koydu. Bir tarafta o tabela var, bir tarafta o tabela var. İşte burada görüyorsunuz, bakın çelik tellerle şu düşmesi gereken dalı ana dala bağlamışlar. Fakat buradaki destek çok zayıf. Buradaki kahveyi işleten, lokanta işleten şahıs da bu çiçekleri böyle buraya koymuş, ağacı kapatmış. Artık bunlar olmaması gerekiyor. Kendisi ikaz ettik. Ağacı tamamıyla kapatmış. Halbuki ağacı etrafı tamamıyla görünür ve açık şekilde olması gerekiyor. Bu Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı. Bakın burada belediyenin çok güzel bir uygulaması var. Bu sedir ağacının yanına böyle bir direk dikmiş. Ve bu direğe ağacın dallarını, bakın burada tahta şeyler destek konmuş. Ağacın dallarını kesmemiz için. Yani estetik değil ama yine de fena sayılmaz. Nasrullah Meydanı'na gittiğiniz zaman lütfen dikkat edin. Bu şekilde sedir ağacını korumuşlar. Burada işte oyulan ve yakılan karaçamları görüyoruz. Kastamonu ormanlarında bu tip şeylerde çok sık karşılaşıyoruz. Mutlaka çıra için oyuluyor ve yakılıyor. Bu da Tosya Çakımlar Köyü'nde define için gibi kazılmış bıçak. Bu araç Boycalı Köyü'nde bir çitlenmik ağacı. Çok yaşlı bir ağaç. Bunun da bakıma alınması gerekiyor. Haraç Sarkun köyünde bir saflı meşe. İçi
tamamen oyulmuş. Tarlada köylüler çalışırken buraya şeylerini koyuyorlar. Soğuk su deposu gibi, soğuk hava deposu gibi yiyeceklerini falan koyuyorlar. Bu bayram çamı. Şu gövdenin ince olduğunu görüyoruz. Şu Cebrail Keleş ile beraber çalışmıştık. Bakın şu şurada gövde incelenmiş, fark ediyor musunuz? Burası bir harman yeri. Hayvanlar sürtüne gövde incelmiş. Ben bunu devre kendinin bir köyünde gördüm. Ayıların sürtünmesi sonucu sürekli olarak ayıların sürtünmesi sonucu gövdenin inceldiği ağaçları gördüm. Evet, genel manzara. Bayramlarda burada şey veriliyor, yemek veriliyor, askeri vurulaması yapılıyor. İşte güzel bir etiket hazırlanmış. Anadolu Karaçamı, Bayram Çamı, boy 17, yaş 860, çap 183 cm. Evet, Suat Bey, senin şeye geliyoruz, Kapılı Çam'a. Azalar Hocalar Köyü'nde ağacın dibi oyulmuş ve zarar görmemesi, çocuklar falan girmemesi için kapı yapmışlar. Ben de ona Kapılı Çam dedim. Evet, bu da şey, bu da tescilli bir ağaç, güzel bir ağaç. Fahri Bey'in Orman Bölge Müdürü gönderdiği bir resim bu da. Çok güzel bir görüntü. Aynen, bu çok önemli. Burada yine şey yapılıyor, mevlid falan veriliyor, yemekler falan veriliyor. Bu da yine devre kendine bir devasa ağacın görüntüsü. Her gelen bir çıra koparmış, her gelen bir çıra koparmış. Bu ağacı yakında gitmek üzere. Bakın bu da Hacı Muharrem, merkeze bağlı Hacı Muharrem Köyü. Dışarıdan baktığınız zaman bakın ağacın görüntüsü şu. Sanırsın ki bu bir çalı. Halbuki içine girdiğin zaman şemsiye gibi 360 derece bütün ağacın dalları etrafı şey yapmış. Çok enteresan. Bu da tescilli bir ağaç. Çok güzel bir ağaç. Bu da yine başka bir ağacımız. İmam Köyü'nde. Bakın burada bir tane türbe var ama bu türbe değil. Yani öyle yapmışlar. Türbe falan yok ama sanki türbe havası verilmiş. Bu türbe bu ağacın bekçisi. Yani İnsanlarda şöyle bir inanış var, bu çamın herhangi bir pozardan dalını koparırsan türbelerde kendine veya hayvanlara bir kötülük geleceğine inanıyorlar. O yüzden kesinlikle dokunmuyorlar. Evet, bu fosilleşmiş bir çam, Haraç Serdar Köyü. Burada bir Osmanlı mezarlığı var, sit alanı olarak teslim edilmiş. Yanında cami var fakat caminin minaresi yok. Hoca buraya çıkıyor, buradan ezan okuyor. O yüzden ben de buna ezan çamı demiştim. Evet. Bu yine devasa bir han önünde muazzam boyu olan bir çam ağacı. Bu da yine tesisin edilmeyi bekliyor. Bu Erenler Çamı. Çok enteresan bir çam. Yani asma gibi caminin hemen yanında böyle uzanmış çardak çamı. Bakın görüyor musunuz? Asma gibi böyle bulanmış. Çok enteresan yani böyle bir çam. Çok nadir bir olmuş. Burada da işte Araç Erenler Çamı Tabiat Parkı. Çamaltı Köyü'nde. Köydeki bir vatandaş sevabına buradaki beton direkleri dikmiş. Sevabına. Bravo'na. Şey, göçmemesi için. Evet, bu da yine han önünde başka bir çam ağacı muazzam bir ve şey kadraja girmedi boyu. Bu da yine tescil edilmeyi bekliyor. Bakın kılavuzun şeyi şurada dibinde küçük kalmış. Boy olarak tam tipik bir ant ağaç. Bugüne Anadolu taraflarında bir köy. Şurada bakın bir cami var. Bir tane ev var. Bir tane ev var ama cami eksik edilmemiş. Ama şu yukarıda yani bir köy için bir cami yapılıyor. Bir okul yapılmıyor. Bir cami yapılıyor. Bir ev için bir cami yapılıyor fakat bir okul yapılmıyor. Öyle imam da atarmıştık kesin. Vay imam da var da şimdi. İmam-ı Keyfi yerinde zaten. Şimdi bakın şu küçükleri görüyorsunuz. Yukarıda bir tane, birkaç tane ağacı devrilip de camiye zarar verdiği kesmişler. Yani bence de biraz hata etmişler. Bakın şurada anıstan niteliği şey, tomrukları görüyorsunuz.
Bu aracın hemen Karabük çıkışında solda Muzaffer'in yeri. Bu çınar ağacı da şey, meşe ağacı bu. Bu meşe ağacı da buraya ayrı bir hava veriyor. Bu da yine tesis edilmesi gereken bir anısal ağacı. Yani şey, aracın hemen çıkışında. 4 kilometre. Sol tarafta. Evet, bu yine başka bir saplı meşe. Bu meşenin de bir özelliği var. Bir kanun kaçar. Bu meşenin içine girer. Meşenin içi olduğu gibi oyuk. Bu da bir hafta kalıyor, saklanıyor. Sonunda mecburen çıkmak zorunda kalıyor. Böyle bir öyküsü var. Evet. Tosya Dağarlı Köyü'nde Avşar Mahallesi'nde koca meşe. Bunu Hasan Şen göndermişti. Bu da devasa bir meşe ağacı. Bu da yine tescil edilmeyebilir. Bu çok enteresan bir ebe karaçama. Aynen böyle dallanıyor, vazo gibi. Boyu 16, yaş 425. Fakat görünüş olarak kanıt var. Evet, bu yine İhsan Gazi Koyacan. Şu resimde zaten, yandaki şu resimde ağacın ne kadar yan yattığı ve hayatının tehlikede olduğu belli oluyor zaten. Şimdi bakın, kökler iyice açığa çıkmış. Burada bir erozyon var. Yani ağacı tutan kökler havada. Artık son demlerini yaşıyor. Hatta burada şöyle bir öykü var. Adam bir tanesi buradaki dalı kesmiş. Bindi dalı kesmiş de aşağı düşmüş değil mi? Satın mı? Evet. Bir öykü anlatıyorlardı. Yani bu sanki insanlar bu ağacın devrilmesi için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Şu kökleri buradan kesmişler. Sanki. Bir hayvanlar da burada sanki yuva yapmış gibi. Kökler havada kalmış. Dolayısıyla 3 sene falan önce kar baskısıyla ağaç devrildi ve ortadan kalktı. Evet. Görüyor musunuz kökleri? Yani şu kök, biz bunu artık kök köyüne diyoruz. Neredeyse ağacın gövdesi kalınlığında. Burada kılavuzlarla şeyini ölçmeye çalışıyoruz. Hocam, bizim perdede kökler falan gözükmüyor. Sizi zevkle ekranda görüp tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Valla işte keşke görebilseydiniz. Keşke görebilseydiniz. Keşke görebilseydiniz. Nazım. Şurada şahsen görebiliyor musunuz? Kalkı almadı. Sen hiç kökte hiç oradan yok. Bir şey yok. Ben slaytınızı internet sitesinde yükleriz. Oradan de isteyen arkadaşlar bakabilirler. Olur mu öyle? Büyük bir değil mi? Büyük bir adam. Evet. İşte yok. Daha sonra yola düştü, yola düşünce kesince ondan sonra da sanki burası orman idaresinin mülkiyetinde değil de kaymakamlığın mülkiyetinde olduğu için bu küçükler kaldırıldı. Satılmış ve idare ediliyor. Ondan sonra orman işletmesinin yerine tuttular. Kaymakamlık bahçesine aldılar bunu. Orada akıbeti meşhurdu, ne olacağı belli değildi. Uzun uğraşlar sonunda Orman Bölge Müdürlüğü'nün yardımıyla, ricasıyla bunlardan 4 tane dilim kestirip sergilemeyi başardık. Evet, bu da yine İhsan Gazi'de Eyik Çam 500 yaşında. Mitolojik bir şey var. Şurada delik var, bu delikten geçmeye çalışıyorlarmış günahların affolması için falan. Bunun da yine durumu tehlikeli. Kökler bakın açığa çıkmış. Evet. Araç Doğanpınar'da Yanık Meşe. 600 yaşında. Bu derenin içinde olduğu için hepsini tamamen çekebilir. Çok uzun boyu devasa bir meşe ağacı. Bir kısmı yıldırım düşmüş, yanmış. Bu yine Tosya Acı Kavak Türbesi'ndeki bir kavak ağacı. Devasa bir kavak. Çevresi 867, çapı 362 metre. Yaşı 500. Yine bir çınar, İnegöl'de Kızılkara Mahallesi'nde, çay kenarında inşaatın yanındaki çınarları görüyoruz. İnşaat deposu olmuş. Bu da yine teslim edilmeyi bekleyen bir araç. Müce Orman Fakültesi'nden bir araştırıcı, Türk fındığı araştırması yaparken tesadüfen bir kayacık ağacının en yaşlı kayacık ağacını Gürgen'in bir arkadaşı kayacık, Posteria carpinifolia dediğimiz bu ağacı buluyor. Bu tamamen Türkiye'nin sınırında, yani Sinop ve Kastamonu sınırındaki bir ağaç. Bu da teslim edilmeyi gerekiyor.
Cebrail Keleş'in bir haberinden, gazete haberinden almıştım bunu. Bu büyüyen ağacı, Karabük Yenice ormanları ve insanların doğaya bakış açıları. Bu bir zeytin ağacı. Bu şey, Uğur Ağca'nın Güre Altınordu'daki sitesinden çektiğim bir fotoğraf. Site sakinleri zeytin ağacını korumuşlar. Duyarlı davranmışlar. Edremit'te bir Cumhuriyet Meydanı'nda anıt çınar, fakat çeşitli tabelalarla şeyi kapatmışlar. Bu da olmaması gereken bir durum. Evet. Antalya Gelenme'de 2500'lük bir çınar. Belki Türkiye'deki en yaşlı çınar. Denizli'de 800 yıllık bir çınar. Bakın tamamıyla yıldırım düşmüş, içi boşalmış, yanmış. Fakat yaşama devam ediyor. Çınar ağaçları tehlikeli atabiliyor. Muğla Marmaris'te fırtına nedeniyle bir ağacın, çınar ağacının dalı kopmuş ve oturanlara zarar vermiş. 2 ton ağırlığındaki bir dal düşmüş ve turistler yaralanmış. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Çalışmak gerekiyor. Bunun için şöyle bir cihaz geliştirilmiş. Elektrotlar gönderilerek ağacın röntgeni çekiliyor ve ağacın içinin ne kadar boş olup olmadığı araştırılıyor. Eğer çok boşsa ona göre ya kesiliyor ya da dolduruluyor. Evet, testereyle oynan 400 yıllık çınar. Doku tedavisi tedavi edildi. Yani yeniden sağlıklı doku alınıyor. Burası kesilip sağlıklı alınan doku oraya yama yapılıyor. Yani bir doku tedavisi. Böyle bir tedavi yöntemi de var. Dünyanın en yaşlı meşesi diye geçiyor. Çankırı'da Yapraklı'daki bir saplı meşe. Fakat burada da yanlış uygulama var. Ortaya demir bir direk dikilmiş. Yanındaki gövdenin korunması için çelik telle şey yapılmış, bağlanmış. Fakat yıldırım tehlikesinden sanki davetiye çıkarılmış. Olmaması gereken bir şey. Burada da başka bir ağacın böyle çeliklerle de korumaya alınmış. Burada bir çınar ağacı traktöre garaj olmuş. Bu Üsküp'te, Makedonya'da çınar altı köftecisi. Yani bu çınar ağacı bu lokantaya ayrı bir hava veriyor. Burada da bakın yine kuşak, demir kuşakla korumaya almışlar ama dar olduğu için kuşak gömülmüş. Hocam böyle bir ağaçta şey de var galiba değil mi? Mustafa Cumalı Kütük köyünde. Var var. Ağaca bekleyen riskler nelerdir demişim. Bakın yıldırım etkeni. Yıldırım kabuk soyulması, gövde yaralanması, yanma, dal kurulması. Yıldırım çok büyük etken. Benim yaptığım gezilerde çok sayıda yıldırımın kabuk soyulması ve yanmasını gözlemiştim. Ki işte paratonin uygulaması burada önem kazanıyor. Diğer bir etken rüzgar etkisi. Rüzgar etkisiyle devrilme, gövde kırılması, kökten sökülmesi veya yan yatması, yoğun kar yağışı veya kar baskısı, sel, bozkır çiçeğin pazarda olduğu gibi ve de erozyon. Erozyonun kökten açığa çıkması ve daha önce söylediğim gibi ana tarafta odun kaynağı olarak görülmesi bundan muhtemel tehlike. Çıra için gövdenin tamamının oyulması veya yakılması. Ağacı gidiyor, gövdesini oyuyor, oraya yakıyor. Çıralar yanarken o da biraz ısınıyor. Böylece yanık ve oyuk ağaçlar ortaya çıkıyor. Evet, çürüme, mantarlaşma, bakteri enfeksiyonu, aşırı kesim ve gençleştirme çalışmaları en büyük tehlike. Ve özel mülkiyetteki ağaçların kesilmesi veya yanlış kullanılması diğer bir risk. Ve define için dibinin kazılması. Bunlar hep muhtemel tehlikeler. Yerleşim yerlerindeki ağaçların şenlik amacı ışıklandırılması, yol genişletme çalışmaları, ağaç gövdelerinin de çevresinin odun, çalı çırpı veya diğer malzemelerle doldurulması, yerleşim yerlerindeki ağaçların gövdelerinin ilan tabelası, çeşitli tabelalar asılması, elektrik kablosu, trafosu konması, ağaç gövdelerinin reklam panosu olarak kullanılması, ağaç çevresinin betonla kaplanan köklere zarar verilmesi, ağaç diplerinin çöplük olarak kullanılması, asimetrik büyüme nedeniyle gövdenin bir yöne doğru eğilmesi, mezar kazım faaliyetleri, içi boşalmış çınarların benzer bakkal dükkanı gibi ticari amaçlarla kullanılması ki bu var zaten. Tek yönlü rüzgar ve bayraklaşma,
Burada da değişik etkileri görüyoruz. Yakma, yıldırım etkisi, kesme. Bakın burada mesela ağacın oymuşlar, dibine taş doldurmuşlar. Rüzgar etkisiyle devrilmiş. Bakın. Burada blok çıkarmışlar. Olduğu gibi blok çıkarmışlar. Odun deposu yapmışlar. Evet. Bu ağaç da sonunda yine devrildi. Kar baskısına dayanamadı. Bakın musluk takmışlar. Ağacın gövdesini. Ne için taktılarsa. Yangınlar. Kökten sökme. Ve malzeme deposu. Ve işte sınır tutma. Bakın şurada Sıragül Yaylası'nda festivalsiyle çekmiştim. Ağaca lavabo çakılmış. Ve bu da mantarlaşma. En büyük tehlikelerinin bir tanesi. Bir de yanlış uygulamalar. Bakın bu dalın düşmemesi için demir bir destek yapılmış ve bu destek ne yapmış zamanında dalın içine gömülmüş. Buradan dalın kopması işlenmeli değil. Bakın görüyor musun? Gömülmüş. Bu payandalar çok uygun bir şekilde yapılması forma etme zarar veriyor. Şarkılara konu olan Manolya ağacı. Zeki Müren'in Manolya'm güzel kuşum şarkısı vardı ya. Bu ağaca hitapen söylenmiş. Dolayısıyla böyle bir etkisi olduğu için, kültürel etkisi olduğu için ana taş olması gerekiyor. Dilim'de İlyas Bey Türbesi'nde yine koca bir fıstık ağacı var. Bu da kesilmeyi bekliyor. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sedir ağaçları korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmesi lazım. Anıt Sakız Ağacı, Pistachya Atlantika, Adana Seyhan, Akkapı Mahallesi, Şeyh Şami, Nardalı Konağı ve 700 yaşında Adana'nın kurtuluş simgesi olan bir ağaç. Anıt ağacı olarak tescil edilmesi lazım ama şey yok, tabelası yok. Nallarda Hoşebe Çınar ardış ağaçları. Bunlar 750 asırlık ardışlar var. Burası şimdi rekreasyon alanı olarak kullanılıyor. Evet, Adıyaman'ın bir köyünde şeytan içinde şeytan var diye yapılan bir dut ağacı. Ağaca bakışımız. Anısal bir dut ağacı içi oymuş ve çöplük olarak kullanılıyor. Bakın. Resim mesela. Genellikle hep çöp tenekeleri ve etraf olarak ağaçların yanında oluyor. Bu da yanlış bir uygulama. Erozyonda morozda bir ağaç, çınar ağacının dibi doldurulmuş. Bu da mesela olmaması gereken bir şey. Evet, hükümet konağı için tam 170 yıldır meyve veren anıt ağaç kesildi. Hocam, bu malı bitirelim diye toparlayalım. Evet. Benim bunlar da şeyim, yaptığım sergiler, konserler. Ya böylece elimden geldiği kadar anıt ağaç konusunda Kastamonu'da bir farkındalık yaratmama inanıyorum. Durum bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Kastamonu için hem diğer yerler için yaptığınız çalışmalar için.